TV yüz ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Kübra Par. Farklı açılarda bugün çok özel bir konuğumuz var. Zira bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümündeyiz. Ve o günkü Genelkurmay Başkanı, bugün Kayseri Milletvekili, Eski Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar konuğumuz. Merhabalar Hulusi Bey. Hoş Merhaba. geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Ee, hoş bulduk. Hulusi Bey ben bu röportajla ilgili gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü e, Türkiye'nin o hain darbe girişimini hepimiz hatırlıyoruz. Biz vatandaşlar olarak o gün çok tedirgin olduk. Türkiye çok büyük acılar yaşadı. 251 şehit verdik. 2000'den fazla insanımız yaralandı. Ama o gece siz bambaşka bir şey yaşadınız. Ee, o gün genel kurmay başkanı olarak büyük bir ihanete uğradınız. Başınıza silah dayandı. Buna rağmen kahramanca bir mücadele verdiniz. Emir subayınız tarafından başınıza silah doğrultuldu. Siz bütün bunları yazılı olarak meclisin darbe araştırma komisyonuna ve savcılıktaki beyanınızda yazılı olarak anlatmıştınız. Ama bugüne kadar aslında o gece ne yaşandı biz sizin ağzınızdan hiç dinlemedik. Dolayısıyla ben bugün biraz size o gün Hulusi Akar neler yaşadı onları da sormak istiyorum. Milletimizin verdiği kahramanca mücadelenin yanı sıra tekrar hoş geldiniz efendim. Evet teşekkür ediyorum sağ olun. Siz gayet güzel ifade ettiniz. Bizim şimdi burada bazı ıı, yayın organlarında ya da bazı siyasiler ya da bazı kişiler kurumlar bu ıı, 15 Temmuz'daki yaşanan olaylarla alakalı değişik efendim yorumlar yapıyorlar. Bazı ıı, gerçeklere yansıtan, yansıtmayan bilgilerden bahsediyorlar. Bunlar tabii e, tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Fakat aslında esasında bu gerçeklerin hepsi sizin beyan ettiğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi benim bir e, bizim Cumhuriyet savcının benim bir e, soruşturma dosyasındaki bizim ifademiz verilirken biz her şey olduğu gibi, her tüm açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla orada anlattık. Neler yaşa, neler oldu. Diğer taraftan da akabinde savcılıktan sonra Efendim Cumhur Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyondan gelen soruları cevaplandırdık. Onlar da çok açık ve net. Dolayısıyla gerçekten gerçekleri öğrenmek isteyenler oradan bu gerçekleri öğrenebilirlerdi. Fakat maalesef bazıları gerçeklere dayanmayan yorumlar yaptılar. Bunlar eee Sizi incittim e, o yorumlar? Tabii yani tabii bazıları en sonunda soracaktım bazıları çok ama kabaydı, yani darbe evet. böyle kontrollü tabii, bir darbeydi. Tabii, 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 Bilerek e, böyle açığa çıkarmak için ön verdiler gibi yorumlar dahi yapıldı orada. Her o şey dönemde. çok açık, çok net bir şekilde hafta dururken bazıların şah, şahsi amaçlarla, siyasi amaçlarla ya da başka bir takım amaçlar da olsun da olayları çarpıttılar, değiştirdiler, Akla gelen gelmeyen bir sürü ilaveler yaptılar bunlar hiçbir şekilde gerçek değil. Buradan başlayalım biz. Hani sizin tam gerçek olarak sorunuza yani soruya biz girmeden önce, önce e bildiğiniz gibi bu 17-25'ten önce bu işte F tipi, işte PYD, FETÖ vesaire gibi bir takım e, bilgiler, efendim bir takım işte ipuçları ortaya çıkmaya başlamıştı. Zaten biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak benden önceki komuta katıda komutanlar da biz efendim Genelkurmay Başkanı görevini aldıktan sonra bizde Evet oradaki o günkü beraber çalıştım arkadaşlarımla beraber. Burada bir sıkıntı olduğunu gördük. Ona karşı da biz yaş e, kararlarında bir temizlik mi yapacaktınız? Tedbirlerimizi almaya başladık. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatımıza yakın işbirliği, istihbarat örgütlerimize, emniyet istihbaratı yakın işbirliği, efendim savcılıklarla yakın işbirliği içinde hatta basın mensuplarıyla da konuşmak ve görüşmek suretiyle onların duydukları duyumlar dahil bizim şunu söyleyeyim ben. Biz orada görevimiz sırasında efendim arkadaşlarımızla beraber işlem yapmadığımız hiçbir duyum yok. Kesin. Yani herhangi bir şekilde bir duyum söz konusu olmuşsa bu FETİB'dir, PD'dir, FETÖ'dür adı ne olursa olsun sıra dışı, efendim, hiyerarşi dışı bir oluşumdan bahsedildiği zaman biz mutlaka buna bir işlem yaptık. Bu kesinlikle. Özellikle 17-25'ten sonra bu çok daha e, yaygın bir şekilde, çok daha derinlemesine yapılmaya başladı. Ve mücadelemizi büyük dikkatle Dikkatle, büyük bir kararlılıkla ve büyük bir hassasiyetle. Çünkü siyasi, silahlı kuvvetlerin temel değerleri var. Bizde hiyerarşi esastır. Yani kim olursa olsun, ne olursa olsun, hiyerarşi dışında herhangi bir varlığı, herhangi bir oluşumu bizim kabul etmemiz, benim zememiz asla söz konusu değil. Her şey hiyerarşi olacak. Dolayısıyla buna aykırı ne varsa bizim bunlara karşı tedbir almak mecburiyetimiz var. Bu olaylar daha da böyle belirgin bir hale geldiğinde biz o günkü arkadaşlarımızla efendim çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde, hassas bir şekilde, kararlı bir şekilde, ayrıca bir şekilde sürdürdük. Ve eğer herhangi bir şekilde bu 15 Temmuz hain darbe muhatap olmasa idik, gerçekten biz e, Yüksek Askeri Şura marifetiyle birçok e, konuyu hemen temize çıkaracaktık. Şöyle ki, yani burada e, her şeyin istihbarat tarafından ispatlanması, her şeyin mit tarafından ortaya konulması pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla Hani her zaman bir gibi. de böyle gibi, o kadar hücrelere dalarak evet, yapılanan yapılan gizli bu, bir örgüt ki. Örgüt bizim burada silahlı kuvvetlerimizin, genel kumay başkanlığımızın, efendim söyleyeyim, genel kumaydaki komutan arkadaşlarımızın, o günkü efendim başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın takdir yetkisine sunulacak ve yüksek askeri suya sunulacak ve de bu arkadaşlarımızın efendim ayrılması şeklinde tedbirlerimizi biz alırken, Herhalde bunlar bir şekilde efendim, aldığımız tüm tedbirlere rağmen maalesef Orada efendim sızdırıldı ve bu hain terör örgütü e, bir panik halinde. Panik halinde, panik halinde bir taraftan efendim işte niye Temmuz'da yaptı? Temmuz. Ben efendim, niye efendime söyleyeyim 3'te yapacağı şeyi 9'da yapmaya kalktı, 8'de yapmaya kalktı. Dolayısıyla bir takım bu e, panik halinde. Çünkü e, bunların e, sonunda bunlar ne yaptılar? Efendim, bu hasarı düşünerek panik halinde efendim sivil masum insanlarımızı katletmekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalaya, silahlı kuvvetlerine ben birliklerine saldırı, emniyetimizin, polis teşkilatımızın efendim şeyim, kuruluşlarına saldırı, bombalama gibi gerçekten yani hayane dahi mümkün olmayan o gün itibariyle. Şu biz TBMM'de yapıyoruz bu evet, yüce mecliste yapıyoruz. Evet, hemen yanımızdaki şey, yeri bombalayabildiler. Yani böyle bir bombaladık. alçaklık, böyle bir hainlik, böyle bir barbarlık. Yani bir de şunlar var. E, bunu biz bugün konuşuyoruz. Bugünkü noktadan o güne bakıyoruz. Fakat o gün gerçekten böyle bir hani bir bombalama, bir darbe, böyle bir şey söz konusu değildi. Ha, gelelim o zaman evet. biraz o güne. Evet. Şimdi. Daha oraya gelmedik. Daha evet. gelmedik. Gelmedik. Tamam. Biraz Burada, daha açalım. Burada ha, bu şeyde e, bütün bunları yapan bu darbe teşebbüsüne karşı da efendim bizim Necip milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle efendim onların e, yönetiminde onların efendim işte gösterdiği istikamette ilerleyerek gerçekten milletimiz bir anlamda şahlandı ve bu terör örgütüne eli kanlı terör örgütüne geçit vermedi. ve Dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye olarak bizlerin Türkiye yüzyılının ve demokrasinin kahramanları yani buna engel oldular. Dolayısıyla bizim şanlı tarihimizdeki bu arkadaşlarımız, bu şehitlerimiz yerlerini aldılar. 251 şehit verdi evet. Türkiye o gün. Gerçekten halkın kahramanca mücadelesiyle Kesinlikle. bir darbe yani, önlenmiş oldu. Dünyada hiç örneği olmayacak şekilde oradaki bu kahraman insanlar, vatandaşlarımız, bu gerçekten insanımız, kadın, kız, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, tank dahil hepsini durdurdular.